Saygıdeğer izleyenler, her zaman söylediğimizi burada da tekrar ediyoruz. Burası Ünye Belediyesi Atatürk Parkı Sosyal Tesis Alanı. Burada başta söylediğimi tekrar ediyorum. Tuvaletler şehirlerin, evlerin, iş yerlerinin gerçekten aynasıdır. Geçmişte, şimdi değişti adet ama kız istemeye gidildiğinde evinin önce, mutfağından önce tuvaletine bakarlardı. Tuvalet hakikaten çok önemli. Ünye Belediye Başkanlığı döneminde Ahmet Arpacıoğlu tarafından yapılmış, o tarihten 2. Ahmet Çamyar gelene kadar ücretsiz. Çamyar'la beraber ücretli olan Ünye Belediyesi sosyal tesislerindeki tuvalet Tavlı'nın göreve gelmesinden kısa süre sonra, Hüseyin Tavlı Bey'in göreve gelmesinden kısa süre sonra ücretsiz hale geldi. Biz ücretsiz tuvaletler kirli olur dediler. Bir bakalım kirli mi temiz mi, bir de kamuoyuna buranın ücretsiz olduğunu anlatalım. Buyurun yönetmenim. Önce girelim. Bay ve bayan tarafından. Evet. Bayandan girelim. Müsait mi efendim? Evet. Bakıyoruz. Saygıdeğer izleyenler. Evet. Gerçekten tesisin sorumlusu kardeşimiz de bize eşlik ediyor. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Söylemek istediği bir şey varsa erkek tarafında konuşalım istiyoruz. Gel be kardeşim. Evet, saygıdeğer izleyenler. Burası da Ünye Belediyesi Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinin erkek tuvaleti. Burası depo, burası klozetiye. Çok güzel, çok güzel. Evet. Efendim siz burada sorumlusunuz. Evet, evet. İnsanlarımız en çok genç çocuklarımız. Evet. Bir de çocuk parkı var burada. Evet, evet, evet. Çocuk tuvalet ihtiyacını evet. En çok hisseden kesinlikle, canlıdır. Kesinlikle, efendim, kesinlikle. Dakikası geldiğinde tutamayabilir. Evet. O alelacele gelip de hı-hı. Üstüne kaçıran da görmüş de olabilirsiniz. Kesinlikle. Bilmiyorum var mıdır? Ben ünyemizden, insanlarımızdan, yani ben burada halka hizmet için varım. Allah razı olsun. Halka hizmet, hakka hizmet. Kesinlikle. Ben yıllardan beri de, geçmişte de belediye başkanı Ahmet Bey bize başka görev veriyordu. Ama ben dedim ki ben halk insanıyım. Ben halkla burada haşır neşirim. Evet. Ve Ünye'nin çocuğuyum yani. Başka tarafın değil. Evet. Ünye'nin çocuğu olduğum için Ünye'ye hizmet etmemiz lazım ki Ünye'de yani Ünye'yi dünyaya, Türkiye'ye tanıtmak lazım. Evet, saygıdeğer izleyenler, biz kardeşimizi tanıyoruz da sizleri de tanıtalım. Ünyeli şair Lokman Korkmaz. Ömrünü de yazmaya adamış bir kardeşimiz. Ve memleket, millet ve insan dostu sevdalısı şairimiz. Allah razı olsun. Biz kendisine başarılar diliyoruz şair Lokman Korkmaz'a. Bir de burada yan tarafında burayla bırakılmamış. Evet. Sayın Arpacıoğlu bir de buraya abdest alma yerini evet, evet, yapmış. Evet. Bir de orayı gösterelim. Tabii. Buraya bu tuvaleti düşünen dönemin belediye başkanı Arpacıoğlu, buraya da insanlarımız, kadın erkek bayanlarımız abdestlerini alsın, rahatlıkla camiye gidip ibadetlerini yapabilsin diye mini de bir çadırvan yapmışlar. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Ve ondan sonra görevi devralıp da, kameramanım gösterebilir burayı, devralıp da göreve devam edenlerin de kaldıkları yerden hizmete devam etmelerini diler, saygılar sunarız.